Her zaman o haklıdır, o an sana düşen dinlemek. Tartışırsan yanarsın, mümkün değil direnmek. Büyüyemezsin asla, evlat her zaman bebek. Annem cadıymış gibi dursa da, annem benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Birbirinizle evlenmek için vermiş olduğunuz kararınızı daha önce yazıyla bildirdiniz. Şimdi bize yazıyla bildirmiş olduğunuz isteğinizi benim ve şahitlerin önünde sözle de bildirmenizi istiyoruz. Sayın Nalan Hanım, Metin Turuncu'yla evlenmek istiyor musun? Bugüne kadar Metin bana hiç ağzı dolu dolu seni seviyorum demedi. Şimdi şahitlerin ve davetlilerin huzurunda yine seni seviyorum demezse onu eşim olarak kabul etmiyorum. Saçmalama Nalan. Evet de olsun bitsin şu iş. Hayır efendim. Seni seviyorum demezsen evet demeyeceğim. Nalancığım, seni sevdiğimi biliyorsun. Herkes biliyor. Hiç de bilmiyorlar. Duymadılar ki çünkü. Hadi söyle. Nalan. Oğlum söylesene. Anne saçmalamayın ya. Söyle. Söyle, 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 söyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Nalan'ı sevdiğimi herkes biliyor. Malumun ilanına gerek yok. Söyle, 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 söyle. Tamam, bir dakika, tamam, tamam. Biz büyümeye başladık. Kardeşim okulda çok başarılı bir öğrenciydi. Yani okuyup büyük adam olacağı o zamandan belliydi. Ben hep çift dikiş gidiyordum. Babam yorulmaya başlamıştı. Kolay değil tabii. Adamcağız binlerce yıl direksiyon salladı bizi büyütmek için. Ben okulu bırakmaya karar verdim babama yardım etmek için. Kardeşim daha rahat okusun diye. Mecburen yaşımdan erken büyüdüm. Öyle kızlarla arkadaşlık etmeye, yani aşık falan olmaya vaktim yoktu. Tabii yani böyle burama yüreğime o zaman tonlarca kum ve toprak döküldü. Hayat şartları o kadar ağırdı ki sonra yine buramda ısırgan otları bitmeye başladı. Babam emekli oldu. Çalışmak düştü bana tabii ki. O kadar kumun ve toprağın üstüne bir de beton döküldü. Artık aşk meşk hayal diyordum. Yani o kadar kumun toprağın altındaki kalpten hayır gelmez diyordum. Sonra Nalan'ı gördüm. Ve onu ilk gördüğümde sanki buramda böyle bir senfoni orkestrası sahneye çıktı, prova yaptı. Yani o kemanların, çalgıların sesiyle bu beton çatırdamaya başladı. Sonra Nalan'ı zamanla daha iyi tanıdım.
Önce o beton darmadağın oldu. Sonra işte buramda biten ısırgan otlarını kökledim. Yani artık başka bir adamdım. Hele şimdi daha da başka bir adamım. Yepyeni bir adamım. Mutlu bir insanım. Çünkü seni seviyorum Nalan. Bravo! Bravo! Aferin oğlum! Bravo! Yatak odasını daha yeni gördüm, iyi mi? Sağ ol anacığım, harikasın ya. Canım yavrum, ben ne yaptım ki? Senin paranla aldık. Durum anacığım, para kazanmak önemli tamam ama parayı doğru kullanmak daha da önemli. Canım benim, aslanım benim. Oh be, vallahi billahi kişi üstümü değiştirdim yoksa patlayacaktım ha. Cahil, sence bir eksik yok mu? Ne? Elinde sandviçin yok. Ha, doğru. He, otur yerine be. Düğündeki bütün yemekleri yedin zaten. Çatlayacaksın. İbadullah kardeş, biz de gidelim, biz de konuşalım, olmaz ama mı? Ama doğru dersin. Müsaade edersiniz değil mi anne? Tabii ya. Aha, hadi. Aa, nereye gidiyorsunuz ya? Çay yapmıştım. Biz evde içeriz artık. Peki. Tamam ya da. Üzme kendini yavrum, sabahleyin konuşuruz tamam mı? Sağ ol, sana naçik, görüşmen güzel. Nala, hadi gel içeri. Sana yardım edeyim de şu gelinliği çıkaralım. Aa, hayır, çıkarmayacağım. Kızım, düğün bitti artık. Hadi çıkar gelinliğini. Ama ben bu gelinliği giymek için çok uğraştım. Çıkarmak istemiyorum. Bırak çıkarmasın hani, yatarken çıkaracak nasıl olsa. Aa, yatarken de çıkarmayacağım. Hayda, gelinlikle mi yatacaksın? Yatamam mı? Yatamazsın tabii canım, olur mu öyle şey? Bak, bak ne kadar pis olmuş. Böyle yatılır mı yatağa? Yatılmaz böyle. Pis değil işte. Yahu bırakın, gitmeyin kızın üstüne. Yatak odasına gidince halledersiniz. Allah Allah. Nerede benim kumanda? Kumanda sağ ol. Aman, Cahit! İşte böyle Çetin kardeş. Kendime ne kadar güvenerdim. Bu muhasebeciye de o kadar güvenerdim ama... Yani böyle bir şey yapacağım benim hiç ne aklımdan geçmezdi. Yani şimdi bütün banka hesaplarını boşaltmış mı? Ya lütfen Deram, sadece o kadar mı? Şirketten benim imzamı kullanarak yüklü miktarda para çekmiştir. Ne kadar malım mülküm varsa satmıştır. Benim Baki'deki baba ocağını bile satmıştır. Ama sana değerim. Şu an cebimde ne kadar para varsa ki yoktur. İşte benim tüm servetim budur. Üstüne üstlük bizim şirkete milyonlarca dolar borcum vardır. Yetmezmiş gibi bir de artık üzerimden bir dava vardır. Dolandırıcılıktan mahkemem vardır. Allah Allah ya, nasıl olabilir ki bu? Oy benim özüm. Ya sen benden daha iyi bilirsen. Eğer üzerinden bir dava varsa, bir mahkeme varsa, hiç ne kimse seni işe almaz. Çetin'im, ben şimdi hem beş parasız kalmışım, hem de işsiz kalmışım. Dur canım dur, abartma. Bak, artık sen bizim aileden sayılırsın. Hep beraber oturur konuşur, bir çıkış yolu buluruz. Oy benim özüm, ben sizi çok iyi tanırım. Metin'le Nalan'la düğün yapmışsınız. Ya sizde de para yoktur. Bütün bunların üzerinden bir daha şimdi ben size yük olarak. Tamam tamam dur bak, bu konuşmayı şimdi bu gece sonlandıralım. Yarın Oy. Sabah kahvaltıda devam edelim tamam mı? Hadi. Oy benim olsun. Aman. Oy benim olsun. Ya kusura bak ben bak. Kardeş. Oy benim olsun. Oy. Aman ayım ayım. Oy benim olsun. Ali. Biz artık onları yalnız bırakalım. Siz bu gece bizde yatın. Biz yatağımızı veririz size. Çetin kalebede yatar, ben de Sinan'la yatarım. Ne dersin? Doğru söylüyorsun gelin, tamam. Oğluşum, biz Ecelerde kalacağız. Siz rahatınıza bakın. Sağ ol anne, sağ ol Ece. Ne demek? Cahit, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Neriman? Ben bir yere kıpırdamıyorum ya. Çocuklar yeni evlendi Cahit. Nasıl olsa eskiyecekler Neriman. Allah Allah, çok gitmek istiyorlar. Sen onlar gitsin.
Cahit gidiyoruz dedim. Ben de gitmiyoruz dedim Neriman. Baba ama ben sana çok güzel böyle kocaman nefis bir sandviç hazırlayacağım. Hadi. Ha? Aha, gittim bile. Hadi oğluşum siz de artık yatın. Çok yoruldunuz bugün. Ben geceliğim almış geliyorum. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Aman Dayıram. Ya siz burada ne edersiniz? Ya biz düşündük ki böyle güzel bir gece kısa kalmasın. O yüzden uzatabilmek için de böyle naçizane kendimiz güzel bir sofra hazırlayalım dedik. Belki kutlamak istersiniz falan. Yemekleri ben yaptım ha. Ya lütfen Dayıram. Niye böyle edersiniz? Ya belki siz duymadınız ama... Ben artık fakir bir adam. Yani ben size maaşınızı bile verebilmirim. Ya senden maaş isteyen yok ya Allah Allah. Ne var yani Dervan bir dostuna kıyak yapamaz mı yani? Ama sen de yapmasın. Dervan insan değil ki Dervan sığırın ta kitabı. O mu yapacak? Kıyak kim Dervan? Tamam sustum. Ya sen ne kadar iyi bir insansın ya. Oy Dervan, oy benim ağzım. Oy benim iki gözüm. Ya benim sana ettiklerimden sonra ben olsam özümü affetmez dedim ama sen o kadar plantasın ki. Oy benim özüm, oy benim iki gözüm. Hadi kutlama yapalım ya yoksa yemekler soğuyacak falan. Haydi. Oh, Metin evlensin, ben yatağımdan olayım, iyi mi? Aman be Çetin, altı üstü bir gece. Allah Allah, amma konuştun. Ya hayatım, Sinem burada yatsa, biz onun yatağında yatsak ha? Tamam ya, sadece bir düşünceydi. Bu ailede olan biten her şeyin cefasını ben mi çekeceğim be lahana? Biraz da sen çek. Cahit, hadi kalk yatalım. Hadi yürü, sabah erken kalkacağız. Ama... Hadi. Oh, gidin, yatın rahat yatağınızda mis gibi. Burada gariban Çetin de acıların çocuğu gibi kalsın. Hadi iyi geceler. Hayır. Sen yatmamışsın işte. Ben biraz daha televizyon seyredeyim ya. Baba git işine yatacağım ya. Tut Cahit. Niye kaçıyorsun? Tut, gelsene. Televizyon seyrediyorum Neriman. Hayret vallahi çocuk gibisin. Aman ya. Sen de be. Çık gel hele be. Anlaşılan bu gece bu evde uyku falan yok. Oturalım bari. Evet. Allah Allah. Çek. Ay baksana ne kadar güzel bak. Evet. Nalancığım canım. Bak normal insanlar yatağa girecekleri zaman giysilerini çıkarırlar. Ya ama bu giysi değil ki. Gelinlik. Nalancığım gelinlikle yatılmaz ki. Niye? Ne demek niye? Bütün insanlar yatağa girecekleri zaman soyunurlar. Bütün insanların yaptıkları her şey doğru mu demek yani? Ne alınca? Hayatım minik kuşum bak. Felsefe yapmamız gerekmiyor. Başka bir şey yapmamız gerekiyor. Ne? Gelinliği çıkar göstereyim. Aa Metin gelinliği çıkaramam. Ben bunu giymek için çok uğraştım. Ömür boyu gelinlikle mi duracaksın? Yok canım o kadar uzun boylu değil. Ne kadar boylu? Orta boylu. Nalancığım bak maddi sıkıntımız nedeniyle balayına çıkamadık. Bak hiç olmazsa ayını çıkaralım balı kalsın bize. Ha? Aa bence biz balını çıkardık ayı kaldı Metin. Sen şimdi bana ayı mı diyorsun? Sen de bana bal dedin ödeştik. Ayın balın peteğin. O arı bir kere. Hangisi arı? Hani ayı dedin ya o ayı arı olacak. Ay Metin hiç ayı arı olur mu? Ayı kocaman arı küçücük bu kadarcık. Nalan çıldırtma beni çıkar şu gelinliği. Aa çıkarma. Hem ayı nereden çıktı? Nalan ayıyı unut, unut ayıyı. Hangi ayıyı? Kutup ayısını. Ben kutup ayısını tanımıyorum ki. Nalan sus ve şu gelinliği çıkart. Çıkartma. Çıkart. Çıkartma. Çıkart. Hayır. Bak çıkartmazsan ben çıkartırım. Hayır. Evet. Gel buraya. Ay, ay, ay. Gel. Gel. Dur bir dakika. Ne oldu Metin? Ne oldu be? Aa nasıl? Aa kolum sıkıştı. Aa dur çekeyim ben. Dur çekmesin. Aa hayır ne yapma sakın dur. Ne olacak Metin ne yapacağız? Hep konu orada mı yaşayacaksın? Saçmalama ne alalım? Yardım çağıracağız işte. Yardım isteyeceğiz ne bileyim. Aa, dur ben seni çekip çekeyim. Kolumu kıracaktın Nalan. Çıkar şu gelinliği hasta etmeye adamı. Ah.
Çıkarma. Çıkar. Sen kolunu her yere sokma. Sıkıştı işte. Hadi kalkın yatalım artık. Herkes sabahleyin işe gidecek. Ben işe gitmeyeceğim Neriman. Oturabilirim. Ama senin bulunduğun yerde işe gidecek bir adam yatacak. Niye burada yatıyorsun o zaman? Git yerde yat. Ya önce yatağımdan kaldırdın, kanepeye attın. Şimdi kanepeden de kaldırıp yere atıyorsun. Sen yakında git dışarıda yat da dersin ha. Zalim baba. Cahit. Hı. Herkesin huzurunu kaçırıyorsun. Hadi kalk. Hoppala. Burada herkesin huzurunu kaçırdığı tek kişi var. O da benim be. Hadi kalk yürü. Yürü. Ben de yatıyorum. Sinem'in odasına gidiyorum. Hadi iyi geceler. Ya benim de gidecek bir yerim olsa benim de gecem iyi olurdu. Amma ağladın be Çetin. Amma ağladın. Üf. Hadi iyi geceler. Artık altına girecek bir yorganımız bile kalmadı ya. Hoş gelmişsin Aybalan. İbadullah Bey. Şimdi siz büyük bir patronsunuz. Yani bizim gibi değilsiniz. Büyük bir adamsınız. Yani bizim gibi küçük insanlar, sekreteryalar, sizin gibi büyük adamlara yardım edemezler. Onu da biliyorum. Ama bizim gibi küçük insanların büyük yürekleri olabilir. O yüzden eğer müsaade ederseniz birkaç kuruşum vardı. Yani tabii miktar sizin gibi büyük adamlara göre değil. Benim gibi küçük sekreterya parçalarına göre ama olsun, ben yine de sizinden paylaşmak istedim yani. Ama tabii hibe olarak değil, borç olaraktan. İleride ödersiniz işte bana. Ben bunu almanızı isterim çok. Onun için şey yapmıştım. Öyle yani. Dur malum olsun. Oy, oy. Ya sen... Ya derler ki... Zor olan parayı bulmak değildir. Zor olan bir dostu bulmaktır. Bak demeli ki... Sen bana bir kere daha dostluğunu göstermişsen. Oy benim özüm, sen benim dostum olmuşsan. İşte ben de sana söz vererim. Paraya ihtiyacım olduğunda ilk senden isteyeceğim. Ama şimdi bunu alasan lütfen derim. Oy benim özüm. Oy benim özüm. Ya Asıl'a. Evet. Ya ben uyuyakalmışım, itfaiye geldi mi? Yo. Özeltim? Yo. Akut? Yo. Niye soruyorsun sen bunları ya? Ya Metin Bey'le Nalan Hanım gerdeğe girdiğine göre bunlardan birinin en azından gelmiş olması gerekirdi. Oh my God. Abi ben uyuyakalmışım da. İtfaiye falan geldi mi? Yo. Özeltim? Yo. Akut? Yo. Oh my God. Ya ben siz Türklerin ne yapacağını asla tahmin edemiyorum. Metin'le Nalan gerdeğe girdiğine göre en azından bunlardan birinin gelmiş olması lazımdı. Okey. Siz Türkler really crazy. Ya Hasıla. Evet. Ya ben bu lafların aynını biraz önce söylediydim ve buz bir saniye aynen böyle yaşadıydık değil mi? Evet. Oh, iyi vallahi. Ben de rüyadaydım zannettim ha. Gel oturalım. Yani dün gece sen hiç gelinliğini çıkarmadın mı? Ne? Ne yaptınız bütün gece? Uyuduk. Siz başka bir şey mi yaptınız beyefendi? Anne oğluna bir şey söylesene ya. Ay ne söyleyeyim ayol, çocuk bir şey demedi ki.
Anlaşıldığı üzere bizim ailede herkes uyumuş dün gece. Yani kimse bir şey yapmamış. Yahu nereye var? Bu çocuklar hiç babalarına çekmemişler ya. Hadi canım. Demişmeyin. Bu evin yeni gelini ben olduğuma göre çayları da artık ben koyayım. Aman aman sakın sakın sakın. Bir de bardak masrafına girmeyelim, ben de vazgeçtim zaten. Anne artık iki gelinin var. Bir gelinin nesi var, iki gelinin sesi var. Ay ay ay. İki değil, 22 gelin olsanız vız gelir tırıs gider. Hadi ben artık işe gideyim. Sen ne yapacaksın, çalışıyor musun? Çalışacağım tabii. Bir iki dakika bekle, beraber çıkarız. Ya siz yeni evlisiniz. Alıp karını gezdirsene ya. Baksana gelinliğini çıkarmıyor ki. Nereye götüreyim? Sen merak etme, biz hallederiz o işi. Çetin, bu İbadullah'ın meselesi nedir ya? Bir anlatsana bakayım. Durum kötü anne. Ben sana sonra anlatırım. Zaten o birazdan gelir anlatır. İşe de gitmiyor. Hay Allah ya. Kahvaltı etti mi acaba çocuk? Neyse ben gider bir bakarım şimdi. Hadi artık siz eşinize gidin. Biz anneme kolları sıvayacağız. Niye kolları sıvıyorsunuz ya? Çünkü Nalan'ın gelinliğini çıkarttıracağız. Çıkartmam. Çıkaracaksın. Çıkartmam. Çıkaracaksın. Çıkartmam. Çıkaracaksın. Biz de çıkalım. Ya, tamam. Anne sen tut. Ben çıkartayım. Ben de bekliyorum. Çocuk da. Ama bir dakika. Benim söyleyeceğim bir şey var. Hayır. Olur tamam. Sen bir bana baksana. Orada. Bana bak dedim sen. Korkma. Fermuar buradan. Orada fermuar yok. Var. Baba, sen nereye ya? Değerli diyorum, bir Paris'e gideyim. Şanzelize'de oturayım, bir kahve içeyim. Nereye gideceğim ben, manyak mısın sen? Durağa tabii. Belki maksudu bulurum da iki el tavla atar, parasını alırım. Sen İbadullah'la konuşmayacak mıydın? Adamı yalnız mı bırakacaksın? Olur mu canım öyle şey? Konuştuk biz. Zaten eşyalarını toplamak için şirkete geliyor. Sen ne yapacaksın bir pırasa? Hangi konuda? Nalan konusunda. Hep böyle mi gidecek? Vallahi normal bir evlilik olmayacağını herkes biliyordu ama ben de bu kadarını beklemiyordum. Bakacağız artık, bir çaresini bulacağız. Yani. Bence ne yap biliyor musun? Sen de damatlıklarını giy. Böyle yıllar boyu ilk günkü gibi yaşayın ha. Direksiyonun bende olduğunu hatırlatırım. İlk gördüğüm duvara dalarım ona göre ha. Dal da göreyim. Koş. Şimdi Nalan'cığım, benim seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Evet, bilirim. Hatta bu ailede seni en çok seven insan olduğumu da bilirsin. Evet, bilirim. Ben bir şey söylüyorsam senin iyiliğin için olduğunu da bilirsin. Evet, bilirim. O zaman şimdi hemen git ve gelinliği çıkar. Ama niye? Benim gelinliğimin kime ne zararı var? Kocana zararı var. Neden? Yani ben gelinliği giyersem Metin çok mu para ödüyor? Hayır Nalan, öyle değil. Bak şimdi. Erkekler gelinliği sadece nikah masasında severler. Çünkü evliliği sevmezler. Yani sen bu gelinlikle gezersen Metin sürekli evli olduğunu hatırlar ve kocana kötülük etmiş olursun. Ya o benim evli olmadığımı hatırlattı ama bunu hak etti. Şimdi geçmiş geçmişte kaldı. Senin bunu çözmen lazım. Bırak, unut. Her şeyi bitir. Artık yeni bir hayata başladın. Çıkar gelinliği, normal bir evli kadın haline gel. Çıkar dedim. Ya çıkar dedim sana. Çıkarmayacağım işte. Aa ver oğlum. Ne halin varsa gör. Çıkarmayacağım işte. Gözler gönder. Oo, hoş geldiniz İbadullah Bey. Belki hoş gelmemiş hem Çatır'ım. Eşyalarımı toplamama biraz daha zor izin vermişlerdir. Beni içeri koymayınlar. Hemen şirketi terk etmem gerektir. Ay ayol, deli mi bunlar ya? Yok yok. Onların bir kabahati yoktur. Bu her zaman olan bir şeydir. Herkese güvenersen işte böyle ortada kalarsan. Ama biz size çok alışmıştık İbadullah Bey. Ya niye öyle dersen? Senin evlerimiz karşılıklıdır. Yani ben buradan ayrıldım diye görüşmeyecek değiliz ki. Değil mi? Neyse. Ben de eşyalarımı toplayayım da çıkam artık. Siz de işinizden etmeyin. Durun İbadullah Bey. Ben de geleyim, bir şeyler içer konuşuruz ha. Abi misin Çetin Bey? Tabii tabii. Ben artık senin patronun değilim. Belki buradan sana kızarlar. İşe bu idare eder değil mi? Tamam tamam, siz merak etmeyin. Tamam hadi. Hadi benim eşyaları da alıp çıkalım. Peki. Hadi durun. Buyurun.
Navlun işini çöz. Yeme, içme, otur bununla uğraş, tamam? Hadi göreyim seni. Tamam Çetin Bey ya. Moralim bozuk bozuk, bir de ne yapayım? Lay 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 lay. Nala. Efendim? Hadi kızım, çıkar o gelinliği. Aa, çıkartmayacağım. Yavrum, düğün bitti artık. Bak bir gelen giden olur, rezil oluruz. Hadi. Tamam o zaman. Madem ki gelin oldun, çalışacaksın. Ne yapacağım? Gelin olmak, yan gelip yapmak demek değildir. Yerleri sileceksin. Hadi sil bakayım. Paspas yapsam olmaz mı? Olmaz. İyice temizle. El şuraya bakın. Al bakalım kahveni de. Aa! Nalan gelinliğini mi çıkardı? E çıkaracak tabii. Hayır, ben o kadar dil döktüm çıkartıramadım da. Sen nasıl başardın ona şaşırdım. E aramızdaki fark gelin. Pencüse! Severler güzeli gencise. Allah'ım ben söylemiyorum, siz söyleyin. Ya siz ne güzel bu ratamla oynayıp eğleniyorsunuz ha. Ben beyvan dilisi gelecek diye celtelleri döküyorum. Ulan erkek adam kadından korkar mı be? Korkmaz abi. Kadın dediğin adamın elinin kiri. Haklısın abi. Çok fazla dırdır ederse atarsın suratına iki tane sokat, oldu bitti. Haklısın abi. Mesela ben Neriman gibi kadından korkmuyorum. O cınız beyvandan mı korkacağım be? Ya çok kafamı bozarsa alırım ayağımın altına. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Ula ula, berivan geliyor, berivan, berivan. Toplan, yürü lan, yürü lan, berivan geliyor lan, yürü lan. Yersiniz, yersiniz. Siz yersiniz. Bana bak gelin. Bugünlerde biraz sinem zayıflamış gibi görünüyor bana. Yani bakamıyorsan bırak da ben bakayım bari çocuğa. Hiç boşuna uğraşma anne. Bugün sinirlerimi bozamazsın. Sakinleşip geldim. Hey. Çocuk zayıflamış diyorum. Zayıflamadı diyorum ben de sana. Hatta son iki ayda 2 kilo aldı. Başka bir konu bul kendine. Şey, ben de biraz kahve içebilir miyim? Çok yoruldum da. Hayır. Ne yaptın ki yoruldun? Daha yeni başladın. Önce işini bitir, ondan sonra. Biz zamanında ne işler yapardık? Yorulmuş. Anne, ne yapıyorsun sen öyle? Aa, gelin dediğin haddini bilecek. Önce işini yapacak, ondan sonra. Ne var canım, bir kahve içsin. Arkasından attı mı kovalıyor? Nasıl alışırsa öyle gider. Sen bilmezsin. Sana da öyle yapmıştım. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Kızcağız daha yeni evlendi. Evlilikten soğutacaksın. Hatırla o zaman. Bak. Olmadı mı? Hayır. Dalga dalga oldu. Baksana. Doğru dürüst sil. İsiniyorum işte. Şuraya bak. Bak orası. Heh, orası. Aman, aman be, aman. Memlekette bu kadar kız varken seni nereden aldım bilmiyorum ki. Ne yapayım şimdi? Bırak orayı. Şuna tozunu at. Aynı bezle değil. Aynı bezle değil. Ay şart şurt yok bunda. Nereden buldum ben seni ya? Bırak onu. Hadi yerleri sil. Sil dedim, sil dedim. Üstüme, üstüme. Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi azıcık dinleneyim ne olur ya. Belim koptu ya. Ay, ne yaptın ya? Hiçbir şey yaptın yok ya. Çalışmayana ekmek suyu. Ekmek suyu istemiyorum. Azıcık dinlenmek istiyorum. Sus, sus. Duyan da bir şey yaptın sanacak. Hadi. Merhaba anneciğim. Yavrum. Hayatım, evimize baktım, seni bulamadım. Niye buradasın ya? Çetin, ben dayanamıyorum. Annem beni öldürecek. Anne, ne yaptın sen? Bir şey yapmadım oğlum. Ne yapacağım? Karına iş öğretiyorum. Bak anne, eğer çok istiyorsan maaşını da vereyim, sana bir yardımcı tutalım. Ama karıma dokunma lütfen. Bana bak, böyle konuşup durma.
Sonra ileride bana dua edeceksin. İş öğretiyorum, iş. Hadi sen git. Yok, dur, yardım edeyim. Ya. Hayır. Karaköylü, hadi çık dışarı, yürü. Kurtar beni, yetini. Sus. Niye fare gibi ciyaklıyorsun? Hadi devam et. Yani anne sana inanamıyorum. Bunun neresiyle övünüyorsun? İnanamıyorum sana. Niye övünmeyeyim? Eğer ben o zaman öyle yapmasaydım sen ev işi öğrenemezdin. Benim oğlum da seni hemen boşardı. Şey, Neriman teyze. Anne. Anne, ben artık kahve içebilir miyim? Çok yoruldum. Hayır. Önce işini bitir ondan sonra. Hadi. Hadi. Sana bir şey söyleyeyim mi anne? Sen asla cennete giremeyeceksin. Affetmişsin sen onu. Bütün kaynanaların yeri cennettir. Bütün kaynanaların olduğu bir yere nasıl cennet denebilir ki? Hamdi, lütfen dayara. Yani şimdi hiçbir çıkış yolu yok mu? Yoktur Aybala. Herkes aramışa, arayabileceğim her yeri aramışa. Mahkemeler ve davalar sonuçlanmadan ne iş bulabilirim, ne de para. Götü durumdayım çetinim. Hani sokakta çöp toplayan, kağıt toplayan insanlar vardır. Ey güzel insanlar ama eziktirler, yazıktırlar. Ben de onlar gibi olacağım. Hamdi, lütfen de eve. Ya peki ne olacak şimdi? Bekleyeceğim Aybalan. Ne olacak? Bekleyeceğim. Hayatta kalmaya çalışacağım. Bir şeyler düzelene kadar bekleyeceğim. Ya saçmalama ya. Biz varız. Biz seni hiç bırakır mıyız? Çetin. Çetin. Bak lütfen derim. Eğer dost kalacaksa bir anlaşma yapalım. Hiç ne bir şekilde yardım kabul etmirem. Hamdi sana son kez lütfen derim. Allah Allah, ne oldu ya? Sen buranın yemeklerine bayılırdın, o yüzden bol bol getiriyor çocuk. Doğru cevabı duymak ister misin? Hesabı ödeyecek param yoktur. Ya iyice abarttın ha. Biz dostuz, benden hesaplar, hadi. Olsun. Midanı böyle küçük lokmalara alıştırmak lazımdır. Ya bu muhabbet de geldikçe kötüye gelir. Çatırım. Kusuruma bakmayasın. En iyisi ben eve gidelim daha biraz uyuyayım. Sen de artık kendi işine, hayatına, maaşlı, gelirli, düzenli yaşamla dönersin. İbadullah. Sıdık. Ne var Aslı? Dün gece Nalan Hanım'la Metin Bey'in gerdek gecesiydi ya. He, Cahit amcayla koca karı da Ece Hanımlar'da kalmışlardı ya. Cahit amcayla koca karı gene Ece Hanımlar'da kalıyorlar. Yok artık. Ne lan? Aa mı? Hayda, niye geldiniz ya? Gece gece ne oldu? Bir şey olmadı. Onun için buradayız ya. Bir şey olmadı. Ay, siz böyle her gece gelecek misiniz ya? Aşk olsun oğlum. İki gün bize tahammül edemediniz yani. Yok anne, o anlamda söylemedim ya. Başımızın üstünde yeriniz var. Yani şey demeye çalışıyoruz. Yani bu iş böyle çözülmeyecekse bir şekilde konuşalım da bir ev falan baksınlar bari. Baba, sen de hiç yerleşme. Burası benim evim, o da benim kumandam ha. Ben babayım. Her şey benim. Sen de bana okkalı bir kahve yap kızım. Bir dakika, bir dakika. O yapmasın ya, ben yaparım. Bir de şimdi zehirlenirsin, gece gece hastanelerde dolaşmayalım. Anne ya, bari benim evimde bana bunu yapma ya. Ama yeni gelin geldi diye kendini rahata erdim sanma. Uğraşılacakların listesinin başında sen varsın. Hadi artık başlayalım. Neye? Gerdek gecesine. Aa, o dün değil miydi? Her gece gerdek gecesi mi? Hayatım biliyorsun, dün ördek gecesi oldu. Bir halta yaramadı. Bu gece her şeye sıfırdan başlayacağız. Aa, bir dakika, bir dakika. Ben öyle bodoslamadan dalamam. Başlatma Nalan. Evlenmeden olmaz dedin. Evlendik, yine bir halta olduğu yok. Aa, dur Metin. Bir dakika. Önce bir şeyler konuşalım, havayı yumuşatalım. Ne gibi? Ha, mesela biliyor musun? Ben çocukluğumdan beri ilk kez biriyle aynı yatakta yatıyorum. Çocukken babamla yatardım. Ne kadar ilginç. Bence hava yeterince yumuşadı.
Hadi gel baş. Aa dur Metin, dur. Bak, çocukken babam bana hep masal anlatırdı. Hadi sen de anlat. Mesela kırmızı başlıklı kız. Nalan'cığım, bu yatakta kırmızı başlıklı kızın ne işi var? Bu yatakta olsa olsa kırmızı çamaşırlı kız olur. Aa öyle bir masal yoktu. Evet, yok. Olsun, biz uydururuz. Şöyle, bir varmış, bir yokmuş. Hı. Bir kırmızı çamaşırlı kız varmış, bir de hain kurt. Aa, ben bu masalı sevmedim. Ben de sevmedim, o zaman boş ver masalı. Aa, bir dakika. Metin, buldum, el pişirmece oynayalım. Ne el pişirmecesi Nalan? Evlendik biz, yemek pişirme çağın geldi. Büyü artık yahu. Aa, karnım mı acıktı? Yemek mi pişireyim? Ne pişireyim? Mercimek fırında. Aa, ama ben o yemeği bilmiyorum ki. Biliyor olsan zaten bu konuyu konuşmazdık Nalan. Nalan, ben kafayı yiyeceğim. Pişiriliyor, onu da bilmiyorum. Yok, en iyi bildiğin şey o Nalan. Çok iyi kafa pişiriyorsun çünkü ben habire kafayı yiyorum. Yeter! Ben yatacağım. Yarın erken kalkmam lazım. Baba, burası benim evim, o da benim kumandam ya. Ver bakayım kumandamı. Sus küçüğün, kumanda büyüğün. Otur yerine. Benim kumandam. Sen kimsin ya? Kaptırma. Ay, kumandamı vermiyor ya. Ulan bu kumandayı benim elimden alacak ki iddia arasını kanla mı olur? Anlaşıldı, ben sizin de başa demeyeceğim. Anne! Anne! Gecenin şu saatinde yaptıklarını. Cahit! Cahit! Çetin! Kumandamı vermiyor ya. Ya utanmıyor musun? Çocuk musun sen? Atır! Burada uyumaya çalışıyoruz herhalde. Hadi herkes yatağına. Sonunda normale döneceğini. Neymiş bakalım önerin? Hadi saklanmaç oynayalım. Ne? Hazır Neriman teyzeli Cahit amca da yokken saklanacak bir sürü yer var. Hadi oynayalım. Nalan'cığım, biz artık küçük çocuk değiliz. Eşek kadar olduk. O zaman uzun eşek oynayalım. Oynamayalım Nalan. Aa, tamam Metinciğim, sen bir oyun bul, onu oynayalım. Ya, Nalan, ne olur git işine. Bırak da uyuyayım bari. Şehrazat'a geçtin ha. Bizim evlilikte bin bir gece masallarına döndü. Şehrazat kim acaba? Kadına bin bir tane masal anlatıyorlarmış. Biz bir kırmızı başlıklı istedik, o da yok. O zaman ben de kendim oynarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buldum, Sobe! Manyak bunlar be! Aa, bu kadar olmaz canım. İnanamıyorum yani. Kediler, köpekler, kuşlar, börtü böcekler hepsi beceriyor. Ve bizimkiler beceremiyor. Evet ya, tüm dünyanın huzurunu bozdu bunlar. Ben gidip şu Metin Hıyarı'yla bir konuşacağım. Bekle beni ana, ben de geliyorum. Bunun artık adam gibi konuşmanın vakti geldi. Üstümü değiştirdik geliyor. Hadi baba. Evet ya. Ben de şu İbadullah'a bakayım. Turuncuya yakışıyor mu ya? Anacık sen misin? Hoş gelmişsin. Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Ne diyorsun sen? İbadullah, şunu bir al bakayım. Yani sen benim için Çetin Metin neyse olsun. Yani kusura bakma, Metin'in işinden dolayı fazla ilgilenemedim ama bundan sonra yine hallederiz. Şimdilik bundan idare et. Ya manacık lütfen de Eren, ben bunu alamam. Ne demek alamam? Alacaksın. Sen beni tanımıyorsun. Ayol bana bostancılı Eren derler.
Yani ben adamı ters yüz ediveririm. Aman da İrem. Belki almış ama azıcık teşekkür ederim. Niye sadece peynir ekmek yiyorsun? Ha yok, başka şeyler de vardır. Dolap yemek doludur fakat benim canım pek istemez. Yok yok, ben sana hazırlarım şimdi. Yok vallahi benim iştahım yoktur anacık. Yeminle de İrem. O zaman akşam yemeğine bize geliyorsun. Yarın sabah da ben halledeceğim kahvaltını, tamam mı? İyi değersen, hoş değersen ama taşıma suyla da değirmen dönebilir. Ya oğlum, niye moralin bozuyorsun? Yaparsın bir şeyler. Gerçi sen de yöneticilikten başka ne yaparsın onu da bilmiyorum ya. Ya birçok şey yaparım. Ne bileyim, iki köfte yurarım. Hem de öyle bir yurarım ki herkes parmaklarını yer. Niye? Çok mu kötü yapıyorsun? Şaka yaptım, şaka. Canım oğlum, sen her şeyi yaparsın. Ben sana güveniyorum. Bak gelip seni hep kontrol edeceğim. Ha, sağ ol, sağ ol aşk. İyi ki varsa. Ya alemdir. Kötü mü yapıyorsun ki? Parmaklarını yer değer ya. Ya İbadullah'ın çiğ köftesini... İbadullah'ın... İştah! İbadullah'ın çok güzel çiğ köftesi vardır. İbadullah çiğ köftesi attım. Haydi bulmuşam. Aha da iş bulmuşam. Ya ben iş bulmuşam. Oğlum bak, bu işler oluruna bırakılmaz. Sen ailenin reisisin ya. Müdahale et, masaya yumruğunu vur. Ne? Vur. Yani bu işlerde müdahale olmaz. Her şeyi kendi başına yapacaksın. Vur, vur. Ya o bisiklete binmek gibi dur daha hoş, unutmuş olamazsın. Dursun, gıcık etme adamı. Sorunun ben olmadığımı bütün dünya biliyor. Abi bence tek çare Nur Alço abi. O ne demek be Roka? Abi Nur Alço denince akla ne gelir? Kızın içkisine ilaç katıp uyutmak gelir. İşte bu be. Harikasın Maksut abi. Sağ ol abi. Evet evet. Gerçekten de tam çözüm bu galiba. Bakın, ilaç bulma işini bana bırakın. Sen akşam Nalan'a bir içecek hazırla. Sonra da içine bir damla o ilaçtan damlat, bizi de bu işten kurtar. Evet. Tamam. Ben gidiyorum. Biraz para kazanayım. Ben de seninle geleyim. Önce para kazanmam lazım. Maksut, kap tavlayı gel oğlum. Tamam abi. Ben de çay getireyim. Hadi bakalım. Bana bak Ece. Gel gidelim şu Nalan'dan konuşalım, bu işi halledelim. Ay ben yatağımı özledim ayol. Açıkçası ben de yatağımı özledim anne. Yani şey diyorum, Nalan'la konuşalım, anlamazsa da boğalım. Boğma işini bana bırak, ben kaynanayım. Affedersin ama ben de büyük gelin oluyorum artık. Ay ay ay, görmemişin küçük gelini olmuş tutmuş. Alemsin. İbadullah Bey, ne var? Varmazım. Ben ticarete başlamışım. Bundan sonra sokaklarda, her yerlerde böyle çiğ köfte satarım. Bayağı demeli ki neye gülersiniz? Vehbi Koç da kiremi satarak başlamıştır ama nerelere gelmiştir? Çiğ köfte! Çiğ köfte ki, en güzellerim ki. Alem çocuk vallahi. Oo, gelin hanım çalışmaya başlamış bile anne, gözün aydın. Bir şekilde alışmam gerekiyor Ece. Senin başka şeylere de alışman gerekiyor. Gel bakayım şuraya gel. Gel. Bak Nala. Evli karı kocaların yapması gereken bazı şeyler vardır. Aa, biz onu yaptık. Yaptınız mı? Çık! Ay! Neyse neyse, hiç önemli değil. Yani inşallah onu başarıyla yapabilmişsinizdir. Dur bakalım dur. Ne yaptınız siz? Siz karı kocanın yapacağı şeyi demiyor musunuz? Yemek yemek işte. Biz dün akşam Metin'le baş başa yemek yedik. Çak! Tamam anne, tamam. Ben anlatacağım şimdi. Şimdi Nalan'cığım, annem onu kastetmiyor. Biz senin evli değiliz değil mi? Evli değiliz. Ama karşılıklı yemek yiyebiliyoruz. Ama evli insanların yaptığı özel şeyler vardır. Annem onu anlatmaya çalışıyor. Ha, anladım. Ha? Ha? Anlamadığına bahse girerim. Sorayım ben bakayım. Ne anladın canım, anlat bakayım bana. Sabah işe giderken şans öpücüğü vermek. Ama sen çalışmıyorsun ki ben sana şans öpücüğü veremem. Ha?
Ya Vasıla, Metin Bey'le Nalan Hanım yine ı-ı. Tanımak, bunlara bir taktik vermek lazım. Nasıl bir taktik? Yani bu işin yolunu, yordamını öğretmek lazım. Ya yapma Hasıla, insanlığın ilk gününden beri bu işin yolu da yordamı da aynıdır işte. Nasıldır? Şöyledir. Şimdi gerçek. Ya fazla yapma. Gel. Yapma. 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 Ya ben ne dedim? Hayaldi sadece. Ya beni de neyse ya. Ben yemek yapayım. Ben börek yapayım. Dur. Ama benim şeyler yapmam lazım. Ben bir ev kadınıyım. Sen önce yapman gereken şeyleri yap. Nalan'cığım. Sen gel benimle bir içeri. Ben bir şeyler söyleyeceğim sana. Gel bak. Boş. Hiç. Boş. Uygulamalı göstersen boş. Ya benim bu çiğ köfte satmak işini hemen bırakmam lazım. Ay bence de vallahi. Böyle her akşam çiğ köfte yemeyiz. Ay ben bir de ne bile yemiyorum ya. En iyisi benim bu ticaret işini hemen bırakmam lazımdır Aybala. İsabet olur. Hem de tam isabet. Ay benim ödüm. Ay benim ödüm. Ay benim ödüm. Berivan bana bak. İbadullah Bey'e azıcık da olsa bir para vermenin bir yolunu bulmamız lazım. Allah'a kurban bunun mümkünü yoktur. Benim bildiğim İbadullah patronum aşıktan yıkılır, kırılır, ölür yine parayı almaz. Ay ben de al parayı diyelim demiyorum Berivan. Ne? Berivan yani çaktırmadan verelim diyorum. Bak kurban benim bir fikrim var. Söyle. Bence o paraları biz yiyelim. Ay vallahi de harika fikir Berivan. Değil mi? Ay saçmalama ayol. Ben o paraları biriktirene kadar neler çektim biliyor musun sen? Hayret bir şey. Yok, başka bir yol bulmamız lazım. Çalıştır biraz. Ne gülüyorsunuz be? Harika bir formül bulduk Derivan. Neye formül buldunuz? Metin'le Nalan'ın sorununa. Ne formülüymüş o? Nuri Alço formülü. Baba oturacak başka yer bulamadım ya. Didişmeyi de anlatın şunu merak ettim. Harika bir ilaç bulduk. Bir damlasını içen böyle bayılır kalır. Peki bunun sorunumuzla ne alakası var? Çok alakası var Ece. Yani Metin şimdi Nalan'a uyku ilacı mı içirecek? Evet. Onu içen Nalan bayılıp kalacak Neriman. Sonrasını anlatmayın istersen. Ha ha ha!
Gecesi. Evet hayatım. Of ya, her gece de geldik gecesi. Sorma Nalan. Yani yatak odası yatak odası olalı böyle zulüm görmedi. Hayatım, bir şey rica edebilir miyim? Kimden? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. İyi ama niye bunu bana soruyorsun ki Metin? Benim orada hiç tanıdığım yok. Nalan çıldırtma adamı. Tabii ki sende. Ne benden? Hayatım, ben yatakta limonata içmeyi çok severim. Mutfakta iki bardak limonata var. Onları getirir misin? Aa. Yalnız limonlu olanı benim, limonsuz olanı senin. Sakın karıştırma. Tamam. Ay, senin istediğin limonata olsun. Hemen getiriyorum. Hemen. Tamamdır. Hadi bakayım. Şimdi görürsün sen. Neredeymiş bu limonatalar? Ay, limonunu düşürdüm. Yok, bu pis oldu. Harika oldu. Gece gece limonata istemiş. Limonatalar geldi. Ben içtim. Sen de içtin. Ben de içtim. Gel bakayım, gel buraya. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Hangi bostana? Bostan önemli değil Nala. Dana mı önemli? Sus Nala. Dandini dandini dastana. Bostana. Bir de Neriman teyze ile Ece bana akıl veriyorlar. Görsünler Metin'i de Metin'e akıl versin. Uyudu işte. Kobostancı nanası yemesi lahana. Uyuyamadın mı? Mümkün mü? Çetin. Hı? Sence yaptılar mı? Neyi? İşte şeyi. Neyi ya? Çetin, Allah Allah, anladın. Vallahi anlamadım ya. Şunu bir göster bakayım, neyi yaptın mı? Ay yok, neler var içeride? Ay bana ne be? Evi esir kampına çevirdiler zaten. Gel bakayım sen şu. Hay. Gel, penguenleri de giymişsin. Benim gibi. Yemin ederim ha! Yakar! Yok, yok, kaçamazsın! Gel buraya! Çetin! Hadi! 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 Cahit! Hı? Salondan sesler geliyor. Gelecek tabii Neriman. Burası genç ve evli bir çiftin evi. Biz de onların evini gasp ettik. Ne kadar geniş adamsın. Ya hırsızsa? Acırım o hırsıza ki karısından bu kadar uzun zamandır ayrı kalmış bir adamın evine girdiyse. Hatırlasan Neriman. Biz de gençken öyle değil miydik? Ben sana şöyle saldırırdım. Ben de sana böyle yumruk atardım. Ya, gençken dedik Neriman ya. Gençken dedik ya. Ay yazıktır, yazıktır, yazıktır. Allah. Gel buraya aslan. Gel buraya diyorum, gel buraya. Ay, Metin Bey'le Nalan Hanım gerdeğe giriyor. Sağ ne oluyor ya? Metin Bey'e destek veriyorum. Hep destek, tam destek.
Hep köstek, tam köstek. Vallahi kafanı kıracağım. Allah Allah! Bırak başımı. Bırak başımı, hasta doluyor ya. Gel buraya, boş durma beni. Vallahi tarafım ağrıyor. Ece, aklıma bir şey geldi. Ne? Bak, şöyle bir şey. Bizim bu Metin'in biraz motivasyona ihtiyacı var. Haydi Metin, haydi Metin, haydi! Haydi, tam zamanı, tam zamanı şimdi! Haydi! Haydi Metin, haydi Metin, haydi! Haydi! Tam zamanı, tam zamanı şimdi! Metin, gol, gol, gol! 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 Bu maçı alacağız, başka yolu yok! Bu maçı alacağız, başka yolu yok! Çocuğumu niye rahatsız ediyorsunuz? Metin gol gol gol. Metin gol gol gol. Metin gol gol gol. Metin gol gol gol. Metin gol gol. Haydi. Haydi. Bana bak, Nuri Alço, ha? Kaza oldu. Ben içtim. Allah cezanı. Ne yapayım ya, kaza oldu. İşaret olsun diye bardağıma limon koymuştum. Galiba Nalan bardakları karıştırmış. Kahvaltı yok mu? Ya! Sana yemek memek yok. Çay da yok. Çekin vurun bari. Onu da yapacağız. Ramak kaldı. Anacığım, karşımdaki normal birisi değil, Nalan bu. Yani Irak'taki Amerikan işgalini durdur deyin, başarma şansım olabilir. Ama Nalan'la baş et demeyin bana. Yani bunun olabilme ihtimalinin lotoda büyük ikramiye kazanmaktan daha zor olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hakikaten kahvaltı yok mu? Yemiyor muyuz bir şeyi? Ne kahvaltısı be? Lan cezası. Bulun. Ne olacaksa olsun be. Kardeşinden biraz örnek al. Ayıp be. Allah cezanı versin. Günaydın. Aa, siz bana kızgın mısınız? Ben ne yaptım? Keşke bir şey yapsan. Nalan, hiç düşündün mü? Boşanınca da mutlu olabilirsin. Neden boşanayım? Yataklarımıza kavuşmamız için. Başka çare kalmadı mı? Anne, boş ver. Gel biz bunu öldürelim. Hayır, hayır. Tamam, sus. Bu gece son. Bu geceden sonra yataklarınıza kavuşacaksınız. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz abiler. Hayda, Metin abi de sinirli. Hiç seninle uğraşacak halim yok Maksut abi. Uğraşma abi. İçinde gerdek, evlilik gibi kelimeler geçen cümle kurarsanız kalbinizi kırarım, haberiniz olsun. Kurmayız abi. İçinde evlilik geçen cümleler, ben de uyuz oluyorum ha. Hayda. Burada herkes kafayı yemiş be. Maksut, şuradan tallayı kap gel. Severler güzeli gencüse yapalım. İçinde evlilik geçmedim ha. Allah Allah. Tamam baba, ben gidiyorum. Biraz çalışayım da kendime geleyim. Güle güle Fransa. Ya ben de gideyim Maksut abi. Sen ilgilen daha, restoranı boştan bir yer. Tamam, haydi. Tamam abi. Madem herkes gidiyor, ben de Hindistan deyip sahneyi bitireyim bari. Hindistan. Hadi başlayalım. Ya Asla. Efendim Sıdıkçım. Bu Metin Bey'le Nalan Hanım'ın durumu en çok bize zarar verecek ha. Niye ki? Şöyle ki, koca karı kendi yatağında uyuyamıyor, sinirleri çok bozuk. Ece Hanım kendi yatağında uyuyamıyor, sinirleri çok bozuk. Ensi, bu sinirler kimden çıkacak sence? Bizden. Başka sorum yok. Sıdık. He. Haklısın ha. Anam, yaşasın ya. Hayatımda ilk kez bana haklısın dedin. Ama şimdi de benim buna sinirim bozuldu ha. Sinirimi birinden çıkarmam lazım benim. Ha. Eyvah eyvah. Senden ötürü. Bak Nala, sen de artık bu evin yani Bostancılı Neriman'ın gelinisin. Evet. Bunun o kadar sevinilecek bir şey olmadığını göreceksin. Neyi göreceğim? Bostancılı Neriman'ın gelini olmanın o kadar sevinilecek bir şey olmadığını. Beni korkutuyorsun Ece. Kork zaten, kork. Ne yapmamız lazım?
güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Yani gelinler birleşeceğiz. Bostancılı Neriman teker teker bizi alt edebilir. Ama birleşirsek hiçbir şey yapamaz. Yaşasın gelinler. Yapamaz. Düşmanı hafife almamalıyız Nalan. Karşımızda kaynanaların en korkuncu ve en güçlüsü var. Ya ama bu savaşta komutan sen olmasın. Ben olursam biz yeniliriz. Haklısın. Beraber bir savaş planı hazırlayacağız. Emredersin komutanım. Anne, biz de kahve içiyorduk beraber. İstersen sana da yapalım anne. Yok, ben istersem kendim yaparım. Olur mu canım, ben yaparım şimdi. Hayır. Sen yapma, ben yapayım. Ne olur ne olmaz. Belki beni zehirlersin komutanım. Böyle işte. Her yerde kulağı var. Dikkatli olmamız lazım. Çok korktum ben. Eve gideceğim de yürü. Ya gelmek istemiyorum. Evden gelmek istiyorum. Beni hasta etme kimse. İstemiyorum. Ya köye gir. Vallahi ayıp oluyor ya. Eskiden sen buradan dışarı çıkmazdın. Şimdi selam vermeden sessizce ilerleyip gidiyorsun. Olmuyor ki. Otur öyle. Ben oturmak istemiyorum. Ulan otur dedo. Ya oturmak istemiyorum. Ulan otur. Hasta ettin beni ya. Çok güzel mercimek çorbamız var. Yok ben istemiyorum. Ya müessesenin ikram ediyor da içmezsen ayıp olur. Çünkü bende hiç ne para yoktu. Ya paranın ne önemi var İbadullah Bey ya. Hamdicim fırla hemen bir mercimek çorbası kap getir sıcak olsun. Ya ben nasıldır insanım? Neye el atsam her türlü işi batırmışım. Ya aslında yapabileceğin bir iş var. Var mıdır? He. Nedir? Ya sen bir akşam burada şarkı söylemiştin hatırlar mısın? Ne kadar güzeldi. Aksini gözümden boyup geldirsen. Ha? Gözlerimi oyup geldirsen. Ha işte o. Lafı koyup geldirsen. Neyim vardır yoktur hep soyup geldirsen. Oyup geldirsen bana aşkım kızı barbağa derdirsen. Para pula malı hep de alıp geldirsen. Gel bunu özümü döşümden söküp alıp geldirsen. Yıllardır otağımla yayıp içip geldirsen. Anlar üstüne. Diyelim ya. Ha bayağı. Barmaqdan həçmiyorum məyirsən, üzüm məyirsən, kompleksi kimi paranoidsən, şizofren, nofren, nosren, notren, tuvalətə bilə həb arabana gəlirsən, nə olardı sənə məni özüm üçün sevsən, məni gülümsəsən, mənim kimi hissətsən, yudum yudum dağıtsam, hamələyib uçsam, nə olarsın gətmə səni köftə kimi yeyərəm. Yetmə bu, ben dayıram, hayatım sensiz boş olam. Ot kökü üstü biter, ay bala. Gedersen beni vur. Flan. Elinden her şey hoş ola. Lütfen İran, bu şarkı bitmiştir. Oy malum özüm, ne kadar güzel bir akşamdı. Ya o güzel akşamı haftada 3-5 gece burada tekrarlayabiliriz İbadullah Bey. Ya sen ne dersen? Ya o geceden beri müşteriler hep seni sorayı. Ne zaman sahneye çıkacak, ne zaman gelecek diye. Şimdi senin paraya ihtiyacın var, bizim de müşteriye. Şimdi sen burada çıksan fena mı olur? Ya sen benimle dalga mı geçirsen? Ya niye dalga geçeyim kardeşim ya? Paraya ihtiyacın yok mu? Bizim de müşteriye var. Gel patronu çağırayım. Hadi tamam olsun bir suda. Allah Allah. Ya ben çoktan hedermişim. Ha bu ne de ya? Ya sen ne kadar iyi bir dostsun. Sağ ol sen de iyisin ha. Sağ ol Azam. Yalnız çorba gelmemiştir. Tamam çorbayı hallederiz. Hamdi! Burada çorbayı getir sana. Haydi. Anlaştık da bir sorun yok. Ha sorun yok. Tamam ben patronu çağırıyorum otursun. Haydi çağır Azam. Haydi sen. Bak bakayım şu delinin falına bir şey yapabilecek mi? Hanımım. Bana ben detaylarıyla göremeyebilirim yani. Aman be Hasla, oyun bozanlık etme. Sanki falan inandığımızdan mı alt üst iki yalan söyleyeceksin. Maksat muhabbet olsun hadi. Görüyorum, evet. Ne görüyorsun? Bir yatak görüyorum ben. İnanmıyorsanız bakın anında yatak burada. Ya yatağı babam da görür. Yatakta ne oluyor sen onu gör.
Yatakta hiçbir şey olmuyor. Çarşaflar dümdüz öylece duruyor valla. Belki gündüzü görüyorsundur. Gecesine bak şu yatağın. Ay boş ver Allah aşkına. İşimiz falan kaldıysa bizim tamamıyla buraya taşınmamız gerekiyor. Yok yok. Bu böyle olmaz. Benim klasik kaynana taktiklerine başvurmam lazım. Klasik kaynana taktiği mi? O neymiş o? Bu işi becerene kadar ona öyle bir eziyet edeceğim ki... koşa koşa kocasının yanına gidecek. Vallahi hanımım, Nalan Hanım'ın yerinde olmak istemezdim yani. Ben de. Al bak bakayım şunu. Ya hanımım, ben diyorum ki bizim aşağıdaki mahallede bir buyucu var ya... ona gitsek de buyu mu yaptırsak acaba küçücük bir şey? Yok taneler, hayır. Büyü falan yok. Ayrıca Çetin duyarsa çok bozulur. Bir evliliği kurtaralım derken öbür evliliği batırmayalım. Ben bu tip şeylerde zamanın çözüm olacağına inanıyorum. Yani zaman her şeyi tedavi eder. Bekleyeceğiz. Hanım ben ne diyorum biliyor musunuz mu? Bence Neriman Hanımlar buraya geldiği için olanlar oluyor. Ne demek yani? Şimdi Metin Bey'le Nalan Hanım heyecan yapıyorlar. Başkalarına sıkıntı verdiklerini düşünüyorlar. Halbuki herkes evle evine, koylu koyuna gitse... bunlarda ne stres kalacak, ne sıkıntı. Herkes rahat olacak yahu. Şimdiye kadar duyduğum en mantıklı açıklama. Tebrik ederim seni Aslı. Teşekkürler. Biz nasıl düşünemedik bunu ya? Gelin. Efendim anne. Ne biçim gelinsin sen? Benim bu saat çay saatim, bilmiyor musun? Çay getir bana. Peki anne. Gelin. Efendim anne. Çayı öyle kuru kuru getirme. Yanına bir dilim de kek koy. Tamam anne. Gelin. Efendim anne. Çayıma tek şeker koy. İki değil. Anladın mı? Anladım anne. Çay versene usta. Hemen geliyor abi. Selam Cahit abi. Merhaba. Oo, hoş gelmişsin İbadullah Bey oğlum. Hoş bulmuş abi babacık. Yüzün gülüyor. İyi bir haber mi var? Ya yani bir iş bulmuş abi. Yapma be. Helal sana. Ne işiymiş bu? Bizim restoranda haftada 3 gece sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Oo, çok güzel ya. Biz de gelip kalabalık yaparız ha. Ya. Aa, öyle olmaz işte. Önceden rezervasyon yaptırman lazım. Geçenlerde bir sahneye çıktı, full çekti vallahi masalar. Maşallah, maşallah ya. İnşallah hep böyle gider bu iş ha. İnşallah. Selam millet. Selam. Ne? Ne abi? Suratın mahkeme duvarı gibi be prasa. Ne yani? Göbek mi ataydın bu durumda? Bu iş böyle olmayacak baba. Bizim emlakçı Rami abiye haber bıraktım. İki oda ev bulsun herif. Deli misin sen be? Ne yapayım baba? Milletin huzurunu kaçırdık. Bari bir eve çıkalım da millet yatağına kavuşsun. Ya lütfen de Eren. Benim abi bağırayım sana. Boşuna kira verme ya sen. Benim fakir hanede emrinde dur ha. Ben burada idare ederim. Ha bayağı. Sağ olun arkadaşlar. O da rahatsız eder beni. Ha Ali'yi rahatsız etmişim, ha Veli'yi ne fark eder? Dur be Prasa. Hemen karar verme. Bir anana danış. Evli barklı adamım. Ne danışacağım anama? Oğlum sen 4 kadınla da evlensen ananın gözünde çocuksun ya. Neyse zaten bu akşamdan taşınacak halim yok. Bakarız artık. Siz neye seviniyordunuz ben geldiğimde? Bizim restoranda işe başlaydı, şarkı söyleyecek. Yani para karşılığı oldu. Yani yeni bir iş bulmuş ha. Hem de çok iyi para verecekler. Vallahi bu iyi haber işte. Hadi hep birlikte restorana gidelim. Çetin'i de çağıralım, kutlayalım bunu. Bakarsınız az solistimiz ilk şarkısını bize söyler ha. Harika! Ben bu fikri çok beğendim. Ucunda yemek olan her fikri seversin sen baba. Senin var ya ben. Haydi. Haydi gidelim. Hadi. İyi tamam. Maksutlar ben de kaçıyorum ha. Siz gidin ben kapatır gelirim abi. Tamam bekliyorum. Gelin. Gelin. Geldim anne. Ne oldu? Yoruldun mu yoksa kız? Evlilikteki vazifelerini tam yerine getirmezsen böyle olur. Hadi. Git ütü yap. Hadi. 2 dakika dinlensem olur mu anne? Olmaz. Ne yaptın ki dinleneceksin ayol? Duyan da bir şey yaptın zannedecek. Hadi. Hadi koş. Ben anne. Bu gece artık tamamdır. Niye açmıyorsunuz kapıyı?
kaynananın zulmüne dayanamadı. Ah garibim. Cadı kaynananın eline düştün tabii. Olacağı buydu. Anne! Ay ne var anne? Sen de kendinden bahsederken hep aynı şeyi söylemiyor musun? Ben söyleyince kavga çıkıyor. Neyse bırak bunları. Biz sana iyi haberlerle geldik. Neymiş o? Hasıla. Söyle bakayım. Söyleyeyim. Şimdi Metin Bey'le Nalan Hanım herkese sıkıntı verdiklerini düşündükleri için heyecanlanıyor ve strese giriyorlar. Fakat herkes evli evine, koyulu koyuna gitse ne stres kalacak, ne sıkıntı. Haklısın kız Hasıla. Hiç düşünmedik vallahi. Yaşasın. Yataklarımıza dönüyoruz. Evet, yatağımıza yatacağız bu gece. Ya İbadullah kardeş, çok sevindim. Bir kere bu şarkıcılık işi sana yakışıyor. İyi oldu yani. Ya lütfen de Eram Şahdin'im. İnşallah bunu da diğerleri kimin yüzüme gözüme bulaştırma. Ya yok, ne bulaştıracaksın ya? Bir bakmışsın İbadullah'ın CD'leri etrafta dolaşıyor böyle elden ele. Kadimi yeni starımız İbadullah'ın şerefine kaldırıyor. Hadi çek. Yalnız konuşma isteriz ha. Ya lütfen be herhalde. Konuş, 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 konuş. Bah, demel ki yüzlerce ülkeler görmüşüm, şehirler görmüşüm. Dünyanın her yerini dolaşmışım. Avustralya, Napoli, Yeni Zelanda, Zimbabwe, Amerika. Her yere gitmişim. Ama buradaki insanlar gibi insanlar görmemişim. İstanbul gibi bir şehir görmemişim. İnsanları bambaşka, şehri bambaşka ama turuncu ailesi en bambaşka. Turuncu ailesi en canlı. Evet fakat keşke dileyerdim ki bana azıcık daha yanımızda olaydı. Ama ben de size söz veririm. Bir gün CD çıkaranda yahut bir maxi single çıkaranda onun adını anacık koyacağım. Ben de konuşma yapmak istiyorum. Bence sen otur. Ya bırak neye konuşayım? Ya bırak konuşsun, bugün her şey serbest. Bırak konuşsun ya, sen de konuşacağın yerde konuşmazsın, konuşmayacağın yerde konuşursun. Hadi tamam, hadi olsun. İşte konuşacağım konu bu. Bizim evliliğimiz herkesin alay konusu oldu. İnsan içine çıkacak yüz bırakmadınız benimle dalga geçerek. Ama ben pişman değilim, tamam mı? Pişman değilim çünkü ben... Ya kim seninle dalga geçiyor? Otur şuraya. Ya bırak konuşacağım. Ben evli bir adamı ve karımı seviyorum, tamam mı? Karım ve bizim hayatımız kimseyi ilgilendirmez. Biz birbirimizi seviyoruz. İşte o kadar. Bravo abi. Niye bravo dedin? Şey ne bileyim içimden geldi abi. İstersen Hindistan diyeyim. İbadullah en iyisi sen bize şimdi kalk şurada bir şarkı söylene şeyin mi ya? Hey ya. Olsa birkaç gün sonra başlayacaksın. Ya. Bir gün önce başlamışsın ha bir gün sonra başladın. Ne fark eder ya? Ben biraz hazırlıksız ağam. Ya hem antrenman yapmış olursun. Haydi ya, kalk ya. Hadi. Söyle, 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 söyle. Söyle ya, söyle ya. Hamdi, bana bir mikrofon, bir daha beat istirah. Hemen abi. Vay bak. Müzik koy Emre. Hazırlıksız yakalanmışam. O yüzden biraz doğaçlanarak söyleyeceğim. DJ, ver bakalım bir beat. Hey. Bayağı demeli ki bu eser yalnız bir adamın eseridir. Zirveye çıkmak kolaydır aybalan. Zor olan orada kalmaktır. Tepengi tağlak olup düşen de yeniden ayağa kalkmaktır. İbadullah söyle ya, ibret al, dinle. Hayat sana karşı koyabilmirem. Döşümde bir sızı dindirebilmirem. Ekmek aslanın midesinde ben alabilmirem. Fakirlik zor sindirebilmirem. Güvendiğin dağlara kar yağabilir. Her dost dost doğru olmayabilir. Hemşi seni sırtından bıçaklayabilir. Sana en çok koyan da bu olabilir. Ummadığın daşlar baş yarabilir. Yazın yediğin hurma tırmalayabilir.
damlayabilir de göl olmayabilir. Hayat bu, her şey olabilir. Saklamışsan samanı, gelmedi mi zamanı? Samanı soyulmuş, dürbək dəyirsən baharı. Karamanda bir koyun, sürekli oynayan oyun. Saf mısan, salak mısan, heç mi değişmez huyu? Hayat sənə karşı koyabilmirəm. Döşündə bir sızı dindirə bilmirəm. Ekmek aslanın midəsində mən ala bilmirəm. Fakirlik zor sindirə bilmirəm. Soraram param nerede, deyər ki inək yemiş. Soraram inək nerede, deyər ki dağa kaçmış. Lütfen deyirəm dağdır, bu inək salah mıdır? Zaten param yemiştir, neden dağa kaçmıştır? Hayat sənə karşı koya bilmirəm. Döşündə bir sızı dindirə bilmirəm. Ekmek aslanın midəsində mən ala bilmirəm. Fakirlik zor sindirə bilmirəm. Sənə karşı koya bilmirəm. Bir sızı dindirə bilmirəm. Oy mənim özüm. Mən alabilmirəm. Fəqirlik zor. Aslan ekmeği yemişdi. Eyvallah. 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 Selam everybody. Merhaba. Ay bu gene içmiş. Ay sadece olmuş, şunlara bak anne, hepsi içmişler. Ya İbadullah'ın işe başlamasını kutluyoruz. Şarkıcı oldu bizimki. Mazeretiniz de pek güzelmiş. Ya Neriman. Hadi kalk, benim gözlerim kapanıyor. Karşıya geçeceksek geçelim. Git yatağına yat ya. Burada mı uyuyacağız? Evet. Çektiğimiz eza, cefa yeter artık. Herkes yatağında uyuyacak. Allah gününün güzeli bir yaşasın. Hadi gidelim hayatım. Ay delirme, dur bir dakika. Delirmedim ya, yatağımı özledim. Olmaya devlet cihanda, insanın kendi yatağı gibi. Hadi iyi geceler. Hadi Neriman kalk. Biz de gidelim yatalım odamıza, yatağımıza Neriman. Tamam tamam, hadi git. Olmaz Neriman, sen gelmeden ben o odaya, oda yatağa da yatak demem Neriman. Ya git yat dedim, geliyorum. Yok Neriman, ben sensiz oraya gitmem, anladın mı? Hadi, hadi kalk kalk kalk. Bak kibarlığımdan komandolu almıyorum ha, hadi yürü. Ay babucumun komandosu. Babucumun mu, terlenin mi, neyse ha, ha hadi Neriman. Gidelim de yatalım ya. Yürü bakalım, biz de gidelim. Gidelim bakalım. Hadi bakalım. Dikkat et, düşme. Biz önem buyur. Senin yüzünden milletin maskarası oldum ben. Senin yüzünden? Annenden işkence gördüm. Senin yüzünden adım beceriksize çıktı. Senin yüzünden bulamadım. Suçu benim üzerime atman ha. Atarım. Atamazsın. Atacağım işte. Neyi atacaksın? Ne bileyim ben, neyi atıyordum? Nala! Nala! Ne? Sana çok öfkeliyim Nala. Ben de sana. İçimden sana şöyle küt diye vurmak geliyor. Aa, benim de sana. İçimden seni şöyle evire çevire dövmek geliyor Nala. Benim de seni. Seni seviyorum Nala. Ben de seni. Yatak odasını daha yeni gördüm, iyi mi? Sağ ol anacığım, harikasın. Canım yavrum, ben ne yaptım ki senin parandan oldu? Olur mu anacığım, para kazanmak önemli tamam ama... Hadi kalkalım, yatalım artık ya. Herkes işe gidecek sabah. Ben işe gitmeyeceğim. Oturabilirim Gülen. Gülenay. Gülenay. Hadi Cahit,
Herkesin huzurunu kaçırma. Hoppala. Burada herkesin huzurunu kaçırma. Sen nereye baba? Paris'e gideyim diyorum. Şanzelize'de bir kahve içeyim. Nereye gideceğim be? Durağa gideceğim tabii. Gülüyorum ben. Allah sapma. Sen nereye baba? Rio'ya gideyim, iki çalkalayayım diyorum. Çalkalayayım. Rio'ya gideyim. Çok emin ilerledim ama evet, yaparsam yapalım hadi. Bu navlun işini çöz. Affedersin ama ben de şurada büyük gelin oluyorum. Ay. Büyük gelinin küçük gelini olmuş tutmuş. Oyun. Şşt. Uyuyamadın mı? Mümkün mü? Bana bak. Haydi. Çekisi neydi? Şöyleydi kayıttan önce. Of. Ağlıyor. Haydi. Ama yapma Tarık abi. Haydi Metin, haydi Metin, haydi. Haydi. Haydi Metin, haydi. Tamam, gitti. Metin yok. Gitti Metin. Yok Metin yok. Yok Metin. Öleceğim ya.